Evet, gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Ondan önce bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sözünüzü kestim. 13 Kasım Cuma bugün. Ayın 13'ü ve Cuma. Uğursuz. Ha. Bunun rakamını bazıları tayyarelerde bile bilmiyorlarmış da falan. Hem de Cuma. Efendim bunu din düşmanları uydurmuşlardı. Tekir riayet etmek üstahattır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aylarda da, günlerde de, hayvanlarda da, insanlarda da uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk nedir? Ters hareket yapmak. O da bizim nefsimizdedir. Biz kendi nefsimize uygun hareket etmeyince belli şeylere uğursuzluk yüklemişiz. Yok, baykuş öterse uğursuzluk getirir. Güvercin gelirse bilmem ne getirir. Köprünün altından geçersen. Sele. Üstünden uçak geçerse böyle olur. Bizim geçiyor. Ne olacak şimdi bizim halimiz şuradan? Karşıda Yeşilköy Havaalanı'nın oradan geçerken, bazen serviste arabayla geçerken üstümüzden geçiyor. Efendim bunların hiçbirisi dinimizle bir alakası yok. Hatta hadis-i şerif var, açık net. Bu konuda hakikaten kitabı yayınlamış olduğu İslam Ala kitabında da geniş bilgi var. 13 rakamında da böyle bir uğursuzluk söz konusu değildir. Hele Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır buyuruyor. Mübarek bir gündür. Şimdi gayrimüslimler. İslamiyet'i yıkabilmek için cephede yıkamayınca bu sefer içeride fitneler çıkarmışlardır. Çok şey uydurmuşlardır. Peki bu uydurulanları nasıl anlayacağız, nasıl bileceğiz? Hani bazılar diyor ki efendim bunları diyor siz söyleseniz. Bizim söylememize gerek yok. Doğrusunu öğreneceğiz. Doğrusunu öğrendikten sonra bunlar zaten yanlış oldu. Açığa çıkar. Hatta bazen siz de şahit oluyorsunuz. Televizyondaki programda olsun veya radyodaki programda olsun. Efendim diyor bu bidatları diyor böyle madde madde yazar mısınız falan. Veyahut da madde madde söyler misiniz diyenler oluyor. Ona gerek yok. Biz neyin sünnet olduğunu, neyin farz olduğunu, neyin vacip olduğunu öğrenirsek, dinimizin emirlerinin ne olduğunu öğrenirsek, birisi bir şey söylediği zaman hemen anında o, yani altyapımız olduğu için rahatla bu bidattır veyahut da aynı şekilde bu uydurmadır, batıl inanıştır, dinimize sokmak istemişlerdir. Bu da 13 rakamının uğursuz olması hadisesi ve bir de salı günü yola çıkma sallanır kalırsın. İstanbul salı günü fethedilmiş ya, öyle sokuşturmuşlar onu. Salı sallanır. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ne günlerde uğursuzluk vardır, ne aynı şekilde aylarda uğursuzluk vardır, ne de eşyada, hayvanlarda uğursuzluk vardır. İslamiyet'te uğursuzluk yoktur. Peki hani bereketlenmek teberrük tabiri kullanılıyor. Bunlar kitaplarda geçmiştir. Nedir? Hani diyelim ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin üzerine giymiş olduğu bir elbise kalmış da ondan bir parça elimizde yanımızda taşıyoruz teberrüken. Peki bu elbisenin bize bir faydası var. Bunun aynı şekilde evliya-i kiramı ve onları tevessül ederek, vesile ederek dua etmenin aynı şekilde uygun olduğu Ehl-i Sünnet alimleri tarafından yazılmış. Fakat bid'at ehli ve Vehhabi itikadında olan veyahut da mezhepsiz itikadında olan hemen aynı şekilde tavır koyuyor. Ya elbiseden bilmem neden ne olur? Ve ahmak adam o elbiseden bir şey beklediği yok. Ama onu Allah-u Teala sevgili bir kulu giymiştir. Dolayısıyla o elbiseden o parça yanında bulununca o zatı hatırlıyor. O zatı hatırlayınca da günaha aynı şekilde elini uzattığı zaman, gözüne baktığı zaman ya der, üzerinde mübarek bir zatın aynı şekilde bir parçası var. Ayıp oluyor nefsine der. Nefsini frenler. Bunların hepsi birer vesiledir, birer vasıtadır. Yoksa Ehl-i Sünnet itikadındaki bir Müslüman Allah-u Teala'dan başka bir yaratıcı olmadığını çok iyi bildiği gibi her zaman da aynı şekilde programlarımızda yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başkası için hangi maksat ve niyetle olursa olsun söylerse imanı gider, kafir olur, hükmünü habire naklediyoruz. Bunu Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmışsa biz de naklediyoruz. Ve Ehl-i Sünnet alimleri bunu bilirken kalkıp da aynı şekilde efendim işte şirk koşuyorsun, ne yapıyorsunuz falan. Şirkin ne olduğunu sen bilmiyorsun. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin, Erol Sevdi abimiz vardı. Türkiye Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğünü falan yaptıydı kendileri. Biz Gönen'de tanışmıştı kendileriyle. Onun dizleri de tutmamıştı, rahatsızlanmıştı. O zaman daha tam İbn-i Saadet-i Ebedi kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı ve komşuydiler. Aynı sokakta oturuyorlardı. Bir gün böyle Erol abi görünce hani dizleri üzerinde şey yapınca dönmüşler hani Allah-u Teala şifa ihsan eylesin. Tabi doktora gitmek, ilaç almak lazım buyurmuşlar. Sünnettir çünkü. Orada bir şey söylemişler.
Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Kardeşim buyurmuşlar. Şifayı Allahu Teala'dan bilmeli. Doktordan ve ilaçtan bilmek küfürdür buyuruyorlar. Bu zatın bütün kitapları, Tamim Nihal Saadet-i Ebediye Mektubat tercümesi, diğer kitapları aynı şekilde tevessülü anlatıyor. Peki ne buyuruyorlar? Şifayı doktordan ve ilaçtan beklemek küfürdür. Peki kim demek istiyorsa Allah-u Teala demek istiyor. Peki doktor ilaç ne? Ve doktor ilaç vesile. Alim, evliya, peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunlar vesile. Bunu ehl-i sünnet dikkatindeki Müslüman çok iyi bilir. Bunları yerlerine koyar. Ama Allah-u Teala bulutu yağmur için vesile kıldığı gibi bu zatlar da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mübarek kalbindeki nurun diğer müminlerin kalplerine akması için vesile kılmıştır. Sen onu alamıyorsun. Senin kabın müsait değil. Onun kabı müsait. Cenab-ı Hak onu onun için yaratmış. Bu sebeple yaratılmış onlar. İtikatta imamlar yaratmış, amelde mezhep imamlar yaratmış ve evliya-i kiram yaratmış. Yaratan o, sahibi o. Bunlar vasıtasıyla kullarını intibaha gelmesi, uyanması, kendisine yaklaştırmak için vesile kılmıştır bunlar. Dolayısıyla ehl-i sünnet itikadındaki bir Müslüman da böyle bilir, böyle itikada bu şekilde teberrük eder. Onların bulunduğu kabristanı ziyaret eder, defnedildiği kabristanı ziyaret eder ve onlara her zaman için hayatlarında saygılı olduğu gibi kabirlerine gittiği zaman da saygılı olur. Onların gittiği yerlerle teberrük edilir, kullandığı eşyalar varsa onlara bakarak onları hatırlar. Onları hatırlamak Allah-u Teala'yı hatırlamasına sebep olur. Hadise bundan ibaret. Yoksa çatal kullanmış, kaşık kullanmış. Yani bunun ne faydası var falan. Sen öyle deyince sana faydası olmaz arkadaşım bunun. İnkar eden mahrum kalır. Sözü kitaplarda var. İnkar eden mahrum kalır. Nereden? Siz tuttunuz bugün gene dersi kaynattınız da. Uğursuzluk çıkardınız. 13 rakamından başlattınız. Oraya getirdiniz. Demek ki uğursuzluk diye bir şey söz konusu değil. Ama teberrük var mıdır? Vardır tabii ki.